İstihbarat birimlerimizin yapmış olduğu çalışma neticesinde 4 kişilik bir grubun 2 parti halinde, birisi 28 Eylül, diğeri 10 Ekim tarihinde paramotor diye tabir edilen bir uçan aletle Münbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amonaslar Dağı'na indiklerini tespit ettik. Bu tespit neticesinde güvenlik birimlerimizin çalışması 19 Ekim tarihinde neticesini verdi ve bir teröristi etkisiz hale getirdik. Bir teröristi canlı olarak yakaladık. Bugün geri kalan iki teröristin yerini yine istihbarat birimlerimiz tespit etti. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Hava Kuvvetleri unsurlarınca sabah saat 11 sularında teröristlerin bulunduğu noktalar hava kuvvetlerimiz tarafından vuruldu. Yine aynı esnada hem emniyet hem polis harekat timlerimiz bölgede operasyonuna devam etti. Bugün İskenderun'a inen bu iki terörist güvenlik birimlerimizin Amonaslar'da sıkıştırması neticesinde kaçmayı tercih eden teröristlerdir. İlk etapta Payas'taki kontrol noktasında kısa bir temas yaşandı. Peşinden İskenderun çevre yolunda tekrar güvenlik birimlerimiz bunları sıkıştırdılar. Gelmiş oldukları araçtan inerek kaçarken bir terörist imha edildi ve kendisini de o esnada patlattı. İkinci terörist yine güvenlik birimlerimizin takibi sonucunda biraz önce etkisiz hale getirildi. Bugün itibariyle Amonos dağlarında, Amonoslarda PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü biriminde kalmamıştır. Bunu gönül rahatlığı içerisinde tüm kamuoyuna, tüm halkımıza, vatandaşlarımıza söylemek istiyorum.